Merhaba arkadaşlar. Konumuz naturalizm. 1870 yılından sonra Fransa'da doğan akım, realizmin daha ileri aşamasıdır. Doğadaki olayların nedenleri ve koşulları aynı olunca aynı sonucu doğuracağı görüşünü savunan determinizm, determinizmle birlikte evrim, soya çekim, naturalizm temelini oluşturur. Naturalizm edebiyatta gözlemlerin, yanında bilimsel deneyi de uygulayıp gerçeği gözlem ve deneyle varmayı amaçlayan bir edebi akımdır. Naturalizmin en büyük temsilcisi Emil Zola'dır. Naturalist akımın özellikleri şunlardır. Bilimsel ve deneysel gerçekliği esas almışlardır. İnsan fizyolojik yapısı ve ırsiyeti, çevresi ve aldığı eğitimi bağlamında ele alınmıştır. Yazarlar kendi kişiliklerini gizlemiş, sadece gözlemlediklerini yazmakla yetinmişlerdir olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenmiştir. Bu anlayışa göre toplum bir laboratuvar, insan, deney konusu, naturalist yazarlarda bilgindir. Mekan ve çevre tasvirlerine çokça yer verilmiştir. Eserlerde nesnellik ve kötümserlik hakimdir. Sanat doğanın kopyası olmalıdır. İlkesini benimsemişler. Bu nedenle de doğal, açık ve yalın bir dil yani halk dili, sokak dili kullanılmıştır. Sanat toplum içindir, görüşüne sahiptirler. Naturalistler kişilerin huylarını, mizaçlarını ön plana çıkarmışlar. Karaktere fazla önem vermemişlerdir. Onlara göre huy kalıtımla ilgilidir. Karakter ise akıllı. Bu akımda da ana türler roman ve hikayedir. Bunlar mutlaka bir teze bağlı olarak yazılmıştır. Naturalist akımın temsilcileri Emil Zola, Alfon Dode, Guy de Maupassant, Henrik Ibsen'dir. Naturalizm Türk Edebiyatı temsilcileri ise Nabizade Nazım, Beşir Fuat, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu akımın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. <laughs>